Bunlardan çok getirdikçe bu konunun üzerinde çalışmalarını istiyorum. Biliyorsunuz hastanelerde İşte mama satışından tutun da mamayı teşvik edecek broşürlere kadar hiçbir şeyin olmasını istemiyoruz. Çünkü farklılık olduğu durumunda da ek denetlemeler yapabiliriz. Ben şimdiden hepinizi tebrik ediyorum. İlinizde bir belgeniz ve sertifikanız olsun istedik ve bilimi skalaları var. Bir, bunun eğitimini vermek istiyoruz bütün pediatristlere. Bir de ikincisi, bir toplantı düzenlersiniz. Biz gönüllüyüz. Peki. Hocam şöyle söyleyeyim. Esas olarak sağlık. Bildiğiniz gibi Sağlık Bakanlığı'nın aslında anne sağlığından başlayarak bebek sağlığına doğru ilerleyen çok ciddi eğitimleriyle birlikte giden programları var. Anne sağlığı dediğimizde aslında her şey evlenmeden önce başlıyor. Gebelik sürecinde de aynen devam ediyor. Biliyorsunuz önce evlilik danışmanlığı hizmetlerimiz var halk sağlığı bünyesinde yürütülen ve ondan sonra da devam eden bir kadın gebe kaldığında kadın sağlığıyla birlikte gebe okullarımızla başlayan çok ciddi bir gebelikte sağlıklı bir gebelik geçirsin kadın diye çalışmalarımız var. Hem Sağlık Bakanlığı'na bağlı kamu hastaneleri olarak hem özel hastaneler hem aile sağlığı birimlerinin hemen hemen tamamında artık gebe okullarımız da mevcut. Burada bütün amacımız sağlıklı bir gebeliği geçirmeyi sağlamak bir kadının. Hem de aslında temel hedefimiz normal doğuma odaklanmak ve normal ve sağlıklı bir doğumu yapacak bir kadını eğitmek ve bilinçlendirmek. Ve tabii akabinde de normal bir doğumla sağlıklı bir doğumu gerçekleştirmek ve normal doğum yapmış bir kadının sağlıklı bir lohusalık geçirmesi ve sağlıklı bir bebek yetiştirmesini sağlamak. Bu anlamda biliyorsunuz ilk etapta bütün hedefimiz anne doğumunu yaptıktan sonraki ilk yarım saat içerisinde anne ile bebeğini buluşturabilmek. Anne ile bebeğin buluşmasından sonra da mutlaka ilk bir saat içerisinde emme refleksinin en kuvvetli olduğu zamanda da bebeğin emmesini sağlamak ve belki de bebeğin ilk aşısı olan anne sütüyle bebeği ve mide bağırsak sistemini buluşturmak. Bugün dönüp baktığınızda denizde yaklaşık yılda 15.000 doğum yapılıyor. Tabii dünya geneline baktığınızda da aslında 1 milyon gibi çok yüksek sayıda bebek ölümlerinin olduğunu görüyorsunuz. Bunların birçoğu da belki basit enfeksiyonlarla başlayan hastalıklar sonrasında devam ediyor. Bu açıdan da anne sütünün ne kadar önemli olduğunun hepimiz farkında ve bilincindeyiz. Bugün burada bulunan bütün hastanelerimiz hem Sağlık Bakanlığımız tarafından bildiğiniz gibi 500'ün altında yıllık doğumu olan hastanelerimizi İl Sağlık Müdürlüğü olarak biz denetliyoruz ve Bebek Dostu Hastane unvanını onlara biz veriyoruz ama yıllık 500'ün üzerinde doğum yapan hastanelerimizde bizim ilk denetlememizden sonra Sağlık Bakanlığımız tarafından değerlendiriliyor ve bu unvana kavuşuyor. Tabii hedefimiz bugün dönüp baktığınızda bizim aile hekimlerimizin %98'i bebek dostu aile hekimi unvanını almış durumda. Hastanelerimizin de aslında tamamı bebek dostu unvanını alacaktı ancak tabii bütün hedefimiz Denizli'de bebek dostu olmayan hiçbir hastane kalmasın ve biz de bakanlığımız tarafından altın bebek dostu diye unvanımızı alalım ve oradan sertifikalandıralım diye. Ancak özel sağlık hastanemiz ve tekten hastanemizin yeni binasında bakanlığımız tarafından denetleme yapılmadığı için henüz onlar bu sertifikasyonu alamadılar. O yüzden 2 eksiğimiz var. İnşallah en kısa zamanda bu da tamamlandığında biz de altın bebek dostu unvanını alarak Türkiye'deki bebek dostu olmayan hastanesi kalmayan illerin arasına girmiş olacağız.